Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Özellikle Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de evi, arsası, tarlası, yani gayrimenkulü bulunan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bizim kulağımıza bazı haberler geliyor, üzücü haberler. Şöyle ki, özellikle Almanya'da sosyal yardım alanları, kendi çevresinde bulunan insanlar, bu insanların Türkiye'de evi, arsası, tarlası var diye şikayet ediyorlar. Bu kişiler de bir şekilde bunları inkar etse de şikayet etmiş oldukları belediyeler, bazı belediyeler arkadaşlar, el altından Türkiye'deki bazı avukatlarla anlaşarak bu kişinin Türkiye'de ne kadarlık bir malı, mülkü var, arsası, tapusu vesairesi var mı, bunlarla ilgili bilgileri bir şekilde arkadaşlar elde edip daha sonra bu kişilerin mal varlıklarını ortaya çıkartıp ardından da bu insanlara sosyal yardımlarınızı kestik diyorlar. Evet, şimdi ben bu konuyla ilgili daha önce başka ülkelerde bu olayın yaşandığını beni takip edenler bilir, anlatmıştım. Ancak şimdi bu yeni bir gelişme, anlıyoruz ki Avrupa'da şimdi pek çok ülke bu adımı atıyor. Şimdi insanların Türkiye'de mal varlığının olmasının bir mahsuru yok. Bunda bir sorun yok. Birilerinin işte arkadaşlar miras kalmıştır, parasını biriktirmiştir, onu yapmıştır, bunu yapmıştır. Yani insanların Türkiye'deki mal varlıklarını bildirmeden el altından bu şekilde bildirilmesi tabii ki hukuksuz bir yaklaşım. Siz Türkiye'de bir tapu dairesine gittiğiniz zaman eğer siz o mülkün, evin, işte arsanın, tarlanın sahibi değilseniz size hiç kimse bilgi vermez. Ama anlıyoruz ki burada bir sıkıntı var. Birileri bir şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgilerini alıyor. Bu anlaşılır gibi değil. Bu gerçekten çok çok yanlış bir durum. Peki şimdi sosyal yardım alanlarla ilgili durum ne olacak? Bakın. Şimdi sosyal yardım dediğimiz şey, vatandaşın eğer gerçekten paraya ihtiyacı varsa, geçinemiyorsa, çocuğuna, faturasına, kirasına vesaire vesaire gibi giderlerini karşılaması için verilen bir para, ihtiyaç sahibine veriliyor. Basitçe bu. Şimdi genel itibariyle Avrupa ülkelerine baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle de koronavirüsten sonra gerçekten hayat çok pahalı oldu. Sosyal yardımlara ihtiyaç duyanların da sayısı arttı. Şimdi devletler bu tür şikayetler geldiği zaman daha çok seviniyorlar. Niye? Sosyal yardımı keseceğiz diyorlar. Şimdi bakıyoruz, vatandaş 25-30 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, parasını bir şekilde biriktirmiş, memleketten bir yazlık almış, ev almış, dükkan almış, bilmem ne almış, onu almış, bunu almış vesaire. Şimdi öyle vatandaşlarımız var ki, yani onlara hani gerçekten Türkiye'de çok mal varlığı var. Çok mal varlığı var. Yani 200-300 euro sosyal yardım alacağım diye bu işlere tevessül etmek, girmek bana göre doğru değil, vicdani değil, ahlaki değil, dini de değil. Ama Türkiye'de adamın kira gelirleri, bilmem ne gelirleri ayda atıyorum 25-30 bin lira. Ya 200 euro alacaksın diye yapma bunu ya. Yapma bunu. Doğru bir şey değil yani. Adaletli bir şey değil. Ha, bunların paralarını kessinler mi? Yani bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Hani kessinler ya da kesmeyin demek benim haddime değil. Şimdi baktığımızda kıymetli izleyicilerimiz, bu tablo bize şunu gösteriyor. Avrupa'nın her noktasında bu tür olaylar oluyor. Özellikle bakın,
şikayet edenlerin büyük bir kısmı kendi çevrenizdeki insanlar. Bu net. Bizim bazı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız vardır, öyle hava atmayı severler. İşte şuradan, Bodrum'dan şuradan bir yazlık aldım, şuradan bilmem ne arsa aldım, şuradan tarla aldım falan, böyle tipleri var, insanlar vardır. Şeydir böyle, sürekli böyle malı 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 tipler vardır. Sonra bir tanesi uyuz oluyor buna, genelde de işte yakın çevresinden. Diyor ki, ben bu adam diyor sosyal yardım alıyor, bak diyor haberin işsizlik parası onu alıyor, bunu alıyor, bunun Türkiye'de şu kadarlık geliri var diyor. Sonra gel diyorlar bakalım. Senin şu 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 arsalar, şu tarlalar getir bakalım diyorlar falan. Yok bak falan diyor falan. Ya da bu bilgileri vermezsen onlar bir şekilde öğrenmeye çalışıyorlar. Yani onun için çok fazla etrafa rüzgar yapmanın da anlamı yok. Ya varsa var, kimin yok? Varsa var yani. Sen bunu ikide bir benim yazdığım var, benim bilmem ne varsa bir gün bir tanesiyle kavga edersin. Sonra ne yapar? O senin anlatmış olduklarının her şeyi sen iyi niyetle anlatmışındır. Yani kötü bir şey de değil bu aslında. Ama insanlar iyi niyetli olmayabiliyor. Senin iyi niyetli anlatmış olduğun şeyi sana koz olarak kullanır. İnsanlar böyledir yani. Maalesef böyle. E şimdi bu şikayet edilenler en yakınlarında, akrabalarında, komşularında, en yakın arkadaşlarında bu tür olaylar yaşıyorlar. Benden size naçizane tavsiye arkadaşlar. Sosyal yardım konusu artık ciddi bir konu. Avrupa gerçekten sosyal yardım vermek istemiyor arkadaşlar. Çünkü bütçeler, özellikle bu koronavirüs döneminde alınan vergiler azaldı. Devlet parayı nereden kısacağını şaşırmış vaziyette. Bakın bu önümüzdeki günlerde pek çok ülkede korona vergisi gelecek. Maalesef arkadaşlar tablo bu. E şimdi bir de sizin Türkiye'de ciddi anlamda bir mal varlığınız vardır, o vardır, bu vardır. Bunlar ortaya çıkarsa aldığınız sosyal yardımlarda sıkıntıya girer. Şunu söyleyeyim, adamın bir tane evi vardır ya da bir yazlığı vardır. Yazdan yaza gider. İşte bir geliri yoktur ondan. Dersiniz ki böyle bir şey olduğunda kardeşim benim şurada bir tane evim var. İşte bir tane şeyim var. Değeri de bunun şu kadardır. Ben kira almıyorum ya da bir gelirim yok, bir şeyim yok dersin. Anlatırsın. Yaz tatillerinde gittiğimde otel parası vermemek için kalacak yerim yok dersin. Bak bunu ben ev olarak kullanıyorum. Ondan sonra bunda giderleri de bu kadar dersin. İşte emlak vergisi bu kadar, çöp vergisi bu kadar dersin. Bakım maliyetleri bu kadar, ben bu kadar da para ödüyorum dersin. Ona rağmen otelde kalmayalım diye biz bu evi tutuyoruz dersin. Bu kadar basit. Ev mi kaldı, arsa mı, tarla mı neyse dersin. Kardeşim bu benim miras kaldı, ispatlayabiliyorsan. Dedemden, babamdan, anamdan neyse işte miras kaldı. Ya da dersin ki bak bu tarla ekilmiyor, biçilmiyor. Bunun değeri 3 kuruş dersin. Bizim oralar kıraç. Hani bu tür olaylar yaşayanlar da korkmasınlar diye anlatıyorum bunları. Her şeye söylenecek bir cevap vardır arkadaşlar. Unutmayın bunu. Şimdi o nedenle bazı şeyleri maalesef insanların gizli tutması gerektiğine inanıyorum. Mümkün olduğu kadar. Bazı şeyler zor tabii ki. En yakın akrabaları bile şikayet ediyor ama her dakika işte şu var bu var, Türkiye'de bunu aldım, şunu yaptım falan, böyle insanlar çok. Sizin çevrenizde de vardır. Benim çevremde de vardır. Ben bunları doğru bulmuyorum. İşte görüyorsun bir tane şikayet ediyor. Sonra anlat derdini Marco Paşa'ya. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de maalesef el altından yapılan işlerden bir tanesi de bu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgileri yaşamış olduğunuz ülkeye verilebiliyor. Bir şekilde bunlar alınabiliyor. Benden size tavsiye, aman dikkat edin. Bir diğer önemli, çok çok önemli, yine YouTube'da falan görüyorum, sosyal medyada görüyorum. Diyorlar ki biz sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı gizliyoruz diye bir şey var. Mal varlığı gizleme diye bir şey uydurmuşlar arkadaşlar. Sakın ola ki bunlara paranızı falan kaptırmayın. Mal varlığı gizleme diye bir şey yok. E-Devlet'e girdiğin zaman neyin var neyin yok bunlar çıkıyor. Bunlar diyor ki biz E-Devlet'te göstermiyoruz, onu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz diye. Sakın ola ki bu insanlara paranızı falan kaptırmayın. Bu insanların tek bir amacı var. O da sizin paranızı almak. Başka hiçbir amacı yok. Benden size naçizane tavsiye, sakın ola ki gördüğünüze, duyduğunuza hemen inanıp üzerine atlamayın. Mal varlığı gizleme diye bir tuzağın içerisine sakın ola ki düşmeyin. Yine vatandaş soruyor, diyor ki benim Türkiye'deki emekliliğim yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Bakın arkadaşlar, eğer Türkiye yaşadığınız ülkeyle bir sosyal güvenlik anlaşması yaptıysa ve bu sosyal güvenlik kapsamındaysa, anlaşma kapsamındaysa, bir yazışmayla, yani sizin yaşadığınız ülkeden Türkiye'ye bir yazışma olursa ve anlaşma yapılmışsa, sizin emekli olduğunuz
bildirilmek zorunda, Türkiye tarafından bildirilmek zorunda. Bunu da kulağınızın bir kenarında dursun. Şimdi sizden bir ricam var. Mutlaka çevrenizde Türkiye'de evi, arsası, tarlası vesairesi olan insanlar vardır mutlaka. Bunlara bu videoyu atmanızı rica ediyorum. En azından daha dikkatli olmalarında fayda var. Çünkü görüyorsunuz maalesef sosyal yardım adı altında insanların her şeyi ortaya çıkartılabiliyor. Evet, lütfen görüşlerinizi de videonun altına yazarak bana iletin. Bunun yanı sıra gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.